Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir itiraflar videosuyla sizlerleyiz. Bugün ünlülerle alakalı, hayattaki ünlülerle alakalı itiraflarımız var. Ünlü itirafları. Bizim dışımızdaki ünlüler mi? Yani ben kendimi ünlü olarak çok bir şey yapmıyorum. Ama sen tabii eski valinin olduğun için. Şaka yapıyorum. Evet, ünlülerle yaşadıklarımız YouTube ünlüleri değil, gerçek hayattaki herkesin bildiği ünlülerden bahsediyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Önce soru söyleyeceğim, daha sonra zamanki evet ayrı söyleyebilirsiniz. Hiçbir ünlüye direkt mesaj attın mı? Özelden mesaj attın mı? 3, 2, 1... Atmadınız mı hiç? Ben atmadım ya. Aa! Ben de hiç atmadım. Kime attın? Cem Yılmaz'a. Cem Yılmaz'a. Cem Yılmaz'a ne dedin ya? Büyük zar attım abi. Ve? Sana nasıl ulaşabildin? Ne dedin? Görüntülü bile olmadı yani. Ne dedin? Yani... Ne zaman attın ki onu söyle. Bir şey diyeyim mi? Yeni. Yani 1,5 yıl falan oldu. Çok yeniymiş. Ne dedin? Öyle yeniymiş ben yeni. Evet evet. Çok eski küçük. Böyle bir işle ilgili falan böyle bir şey kendisine yazmıştım. Ondan sonra. Bir projem var. Bir projem var. Cem abi yani çok komik şakalarım var. Yok tam öyle değil. Keza yani dönüş olmayacağını tahmin ederek attım. Çünkü bize binlerce mesaj geliyorsa Cem Yılmaz'a yüz binlerce mesaj geliyor. Belki bu şekilde ulaşabiliriz diye video yapmışız. Cem abi. Evet, bir şekilde abi. Kendisine... Bu arada oğlu izliyor olabilir. Çok enteresan. He? Oğlu izliyor olabilir. Öyle mi o kadar? ben de evet demiştim bu arada. Bana sormak. Ben Can Bonomo'yu atmıştım. Instagram'dan. Ne zaman? Konuk almak için. Benim çok eski değil yani, bir iki önce. Ama görüldü bile olmadı. Evet. Olur öyle. Olur öyle. Her şey için mi? Evet evet. Mesela konuk açalım. Ya ben şimdi konuşunca aklıma geldi. Küçük çocukken ben bir hani sevdiğim bir davulcu abimize Burak Gürpınar'ı atmıştım. O yani hani bir o geldi aklıma. Cevap geldi. Kurbanın baterisi. Kurbanın baterisi. Cevap geldi. Cevap geldi. Vay be. O zaman DM yoktu da onların başka bir şekilde ne... Fotoğraf başka bir yerden yani. Buluştun şekilde. Mu peki? Yok. Yok. Konuştum. Evet. Evet. Tamam. Devam ediyorum. Hiçbiriyle fotoğraf çektirdin mi? Evet. 3, 2, 1. Evet. Sen hiç mi çektirmedin? Hayır dur, çektirdik ya. Çektirmişsin. Tamam. Hep beraber çektirdik. Kimle çektirdin? Senden başla. Ben çok çektirdim ya. Öyle yani hani rahmetli Oya Aydan var, Mustafa Topaloğlu, İbrahim Büyükak. Herkes Ata Demirel. Kardeşim sen tüm şeylerden geçirmişsin herkesin yanına. Bu arada bulabilir misin hiç fotoğrafı? Bulurum. Hatta sana atarım. Arkadaşlar da görür bunu. Tamam bulursan. Bulduklarımı atarım. Metin Akpınar'la geçen birlikteydi. Metin Akpınar'la Ata hocamla. Öyle yani. Siz? Abi ben... Cem Yılmaz. Cem Yılmaz yok. Mesajla bile ulaşamadım ama fotoğrafla nasıl ulaşıyor adamı? Ben şeyle, Yeşilçam ödül töreninde hatta Sezgi ile ilişkimin başladığı gündü. Yeşilçam ödül töreninde ünlü akını. Fotoğraf çok vardı güzel yani. Abi sıra sıra. Onları bulurum. Ben Demet biliyorum. Evgar, Yılmaz Erdoğan. Kim vardı başka? Bir dakika. Yılmaz Erdoğan, ben ünlü Engin Günaydın. Ondan sonra... Bayağı çekmiş. Akıyordu yani bayağı vardı. Siz? En sonunda Beyti abiyle çekildim zaten onu da Instagram'a koyduk. Onu da koyarız. Evet. Onu da koyarız. Ya ben konsept olarak pek sevmiyorum öyle. Ay! Ay! Egon mu kırılıyor? Onlar isterse çekiyor. Ya saçmalama ya. Hiç ama... sevmem öyle şey yani. Benim yanına gidip fotoğraf çekebilir miyiz? Ama çok sevdiğim Ferhan Şensoy. Çok severim. Evet. Onunla çekildim. Var mı bulabilir misin fotoğrafını? Belki bulurum. Bulursa yayınlarız. Sevgiler saygılar. Ya ben çok severiz bu arada. Kendileri bu arada hasta bu aralar. Ben Arif Sağ'ı çok severdim. Evet. Çocukken ama ki bizim dönemimizde şeydi. Arif Sağ'la fotoğraf çekilmişti. O fotoğrafı ben mesela bulamadım. Ben evet. Sağ olsun. Siz? Evet. Ben Erkan Oğur'u çektirdim en son. Bulur musun? 2006'da mı? Bulur musun fotoğrafı? Bulurum, Facebook'u konuştum galiba. Asena'yla da çekildin. Asena'yla da çekildim. En son onu da çektirdik. Onun dışında kim çekti? Kimseyle çektirmedim galiba ya. Ya benim şöyle bir anım var. Ben tanımazdan geliyorum. Bir keresinde arkadaşlarımla balıkçıya gitmiştik. Arnavutköy'de balıkçıya gitmiştik. Hesap böyle şey oluyor bazen. Evet. Hala kredi çekimi de yan masada Seray Sever oturuyordu. Bir arkadaşım dedi ki Seray Sever'le selfie çek. Tirirsen senin hesabını ben öderim dedi. Ooo yanlış yapma. Yani sen orada canlı yayın YouTube bile açardın. Ama o zaman öyle değildi. Öyle değil. Gençken. Ama şöyle Seray Hanım o zaman o sırada arkadaşlar tabii ki ilgilendiği için böyle onların muhabbetini tabii bölmek zorunda kaldı. O yüzden tabii yapamazsın demişti. Bence. Ben de yaptım hatta fotoğrafı soruyu hazırlığı için buldum. Onu da görebilirsiniz. Tamam. Daha çok gerekir olmuştu. Geç hepimizin bir fotoğraf anısı varmış. Var.
Hiçbir ünlüyü kızdırdın mı bugüne kadar? 3, 2, 1. Ya kızdıracak kadar nasıl bir samimiyet olabilir ki? Ya bir tek sen kızdırıyormuş ya. Samimi olmaya gerek yok ki yani. Hatırlamıyorum ya. Hayır, varsa sosyal bile... medyadan mı? Ya hiçbir şekilde yani. Bir şekilde. Yok bende. Biz Fuat Sakan'ın konserine gitmiştik üniversitedeyiz. Fuat Sakan. Geç çıktı konsere. Çok çok yani seviyordum. Yok geç çıkmadı. Adam şarkı çok küçük bir ortamdı yani. Böyle bizim ofis kadar falan. Ben çok fazla böyle yüksek sesle ona eşlik ettim. Böyle kızdı evet, falan bana. Sadece bayağı şarkı söylemeleri. Sonra da şey oldu. Okey arkadaş söylemesin. Tamam istiyorsan gelsen söyle falan. Oo! Sonra da konserden sonra da gidip sarılmaya çalıştım. Adam gerçekten çok şey oldu be. İriti oldu be. Şu an hatırlar mı sence seni? Görürse hatırlar mı sence? Bilmiyorum hatırlamaz. Hangi şarkıya eşlik ediyordun? Hepsini. Yani. Bir Karadenizli olarak. Sizin de anladınız. Abi ben hatırlamıyorum işin açığı ya. Yani öyle bir... Yani ünlü kızdırma bizde şöyle yani. Dersimize ünlü hocalar geliyor. Tamam ben, o da sayılır abi. Ben Ayşen Hoca beni çok sever. Ayşen Gruda. Ondan sonra... O benim hareketlerime falan bazen tutulur. Ayşen Gruda'yı falan ben böyle bir o şey yapmışım. Pis kızar ha. He? Pis kızar bence. Evet Ayşen Hoca çok iyi bir insan ama derste de... Kızdırdı da güzel. Siz kimi kızdırdınız Alper? Ya ben şey Mustafa Topaloğlu'yla bir sahnedeydik. Ya film bilemiyorum. Aa pardon. Sen anlat ben tamam. Hatırladım. Kızdırdım adamı hatırladım. Ya yok kızmıyor da şöyle bir şey söyledi ne dediğini hatırlamıyorum. Ama öyle bir güldüm ki yani... 20 kez çekmeyi denedik aynı sahneyi. Ben o yerinde patlıyordum. Artık oğlum yeter falan hadi çekeceğiz gideceğiz falan diye bir şey yapmıştı. Bir fırçalamıştı yani. Mustafa dediğin aklıma geldi. Mustafa Üstünden, Muro. Şeyden. Bizim Müjdat Gezen'in 50. yılını kutluyoruz. Team Center'da büyük bir yer. Biz de görevliyiz. Perdenin arkasındayız. Sezen Aksular sahneye çıkıyor. Onlar falan. Mustafa abi çıkacak. Mustafa abi de gördüm. O zaman yani şimdi biraz daha tanışıyoruz da o zaman hiç şey yapmıyorum. Tanımıyorum gördüm. Mustafa abi görünce heyecanlandı. Bir arkadaşımız da vardı onunla konuşuyor. Ya Mustafa abi dedim fotoğraf çekebilir miyiz? Hadi bir git oğlum dedi. Hadi be. Tamam mı? Öyle ya ben bir git. Ya Mustafa abi dedim çok istiyorum falan dedim. Yapıştı. Adam bak git dedi. Adam sen git dedi. Stajyer falan böyle Mustafa abi dedim lütfen ya çekilelim. Niye bu kadar yüzsüz? Oğlum ne yapıyorsun? Evet ya. Ben de böyle yapıyorum. Mustafa abi ayıp oluyor ama falan filan. Arkadaş diyor oğlum tamam. Hani şey falan filan. Sonra Mustafa abiyle bir tiyatro için beraber falan bile hatta şey yaptık sonra, yani. Aynen evet. Bir sıkıntı olmadı. Kendisini hala çok severim. Ben de bir ünlüyü kızdırdım. Ama ben kızdırdım gerçekten. Zamanında bir ofiste çalışırken öğle yemeğine çıkmıştık. Çıktığımız yerin yanında, restoranda yanında Çelik oturuyordu. Ben de Çelik duymuyordur diye bizimkilere döndüm. Gel yarim o, sevdalım o yaptım ama adam duymuş. Haklı ayıp etti yani. Oturup da yani. Ama yani, çok tabii şey. Ama yok yani şimdi ya, tavrım bir garipti. Gel konuş sonra ya. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim danışmanlık şirketinde çalışıyorum dedim. Güzel ben senin işini yapmıyorum dedi. Sen de benimkini yapma dedi. Çok güzel söylemiş. Sonra abi seviliyorsun dedim. Sonra canımsın dedi. Yani. Önce anam vermiş. Sonra çarıldık anladık. Biraz öyle olduk. Çıkarken baylaştık falan falan. Ama önce bir başta bir kızmıştı. Öyle bir anım var. Ama güzel demiş yani. Bir şey değil mi? Ayarlayabilirsek Çelik yetmiş. Zaten bu video o video oldu ya. Herkese Sarfas o videosu oldu ya. Cem Yılmaz gelsin diyorsan 1 milyon beğeni yap. Evet ünlü istiyorsanız like'ın arkadaşlar. Şaka. Devam ediyorum. Şaka hiçbir değil. Ünlüyle sahneye çıktın mı? Sen yani böyle... Sahne ya. Sahne performans herhalde olmaz. 3, 2, 1. Ciyo. Bunu sayıyor muyuz? Sahne sayılmaz. Bunlar sayılmaz. Yani kamera karşısında sayılıyor mu? Sayılıyor da. Burada... O sahne değil çünkü o... Hani o başka bir şey. Tamam. Tiyatro... Hadi o da tamam. Yani sinema da okay. Tamam. Evet. Tiyatro da tamam. Tamam. Bak ben tiyatroda zaten oyunlarda ben çıkmıştım işte Derya Karadaş'la falan. Ondan sonra benim asıl bomba sahne deneyimim 2-3 yaşında. Tabii Adana yani. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu. Söylemiş miydin? İtiraf değil başka bir yerde. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu. Adanalı arkadaşlar bilir. İbrahim Tatlıses kucağına almıştı beni. Vaaay. Binlerce. Vardı o fotoğraf yok yani. Hadi o gerçekten
Ve İbrahim Tatlıses de benim tesadüfler böyle devam etti gitti yani. Kendisiyle birkaç da yerde daha karşılaşmıştı. Hadi. Söyledim sonra kucağıma almıştınız diye. Ya alamadık magazin programını. Bizim tiyatroya geldim. Müzak Dizel Tiyatrosu'na. Merdivenden bir çıktım. Röportajın içindeyim. Tüm magazin, tüm kanalın oyun programı. Yanımda işte görevli arkadaşlar falan vardı. Böyle hani şey yapıyorlar. Rahat da çocuğu dedi, aldı beni, sarıldı böyle. Be. Beraber röportaj verdik ya. Evet, şaka yapıyorsun. Gerçekten ya. Ben, ben böyle... Acayip. Çok ama iyi. O çocukluktan aldı o bende. Evet, sen? Enerji. Ya Fırat öyle bir anlattı ki soru neydi, nereden geldi? Bu ne anlaşıldı, ne itiraflarıydı? Ne dizine çıktı? Soruyu ben de heyecanlandım. İbrahim de sahneye çıktı mıydı soruyu? Ben de soruyu yani, tiyatro değil de benim de işte hani böyle reklamlı filmli falan oldu yani. Ooo. Güzel. Eyvallah. Ben de 5 yaşlarındayken toprağı bol olsun. Kayahan'ın konseri vardı 5-6 yaşlarındayken. Bir şarkısı vardı o zaman. Bir aslan miyav dedi, evet. Minik fare kükredi diye. Bütün çocukları sahneye çıkartmıştı. Hmm. 25 senedir sahneye çıkmıyorum. Yani. En son Kayahan'da çıkmıştım. Eyvallah. Öyle bir hikaye. Yapalım ya bunu. Ne? Düzgün elle sahneye çıkalım. Çağrı'da da biz mi çıkmadık Serdar? Valla Çağrı sahneye çıkalım. Yapalım o zaman. Son süre geldik efendim. Bu evet hayır bir soru değil zaten. Şöyle bir soru. En son hangi ünlüyle konuştun? Ben en son Ata Demirer'le konuştum. Daha dün konuştum hatta Ata Demirer'le. Vay be! Evet. Oğlum sen hangi ünlü adamsın ya? Böyle bir şey mi var? Ata Demirer'le daha dün konuştum diyor. Videonun başında belirtti bunu zaten. Sen ne yaptın? Ben bir reklamda oynadım. Ata Demirer ve Metin Akpınar'la birlikte. Tam reklamda niye konuştun adamla daha sonrasında? Yani bir konuştuk işte, o sen neler yapıyorsun dedi. Böyle oturduk. Ha baya konuştuk. Evet, evet. Çağırdın mı? Çağırın çağırın. Burada zaten Ata abi. Sen kimle konuştun en son? Ünlü. Ünlü, valla ben en son Beyti abi herhalde yani. Ya vardı ki. Arkadaşım o da işte onu diyorum yani. Abi diyorum da hani başka ünlü Asena'yla konuştum işte. Evet, evet, yani. En son konuştum. Evet, evet şey güzel. Yok. Sen de en son Asena'yla konuştum. Yok. Aynen, ona Asena'yla şey yaptık yok, yani. Daha iyisi yok bende. Ay işte. Daha iyisi de öyle. Ben Survivor Ezgi var. O ünlü. Aha doğru. Geçen WhatsApp'laştık onunla şey yaptık yani. Ben de konuşuyorum ünlülerle. Evet, bakalım. Aa, bu arada İsmail abi falan ben saymadım yani vallahi İsmail Baki var. Sahne çıktığında Cengiz Küçükayvaz falan var. Ne diyorsun lan sen? Efsane bizim komedi adamları. Bizden daha ünlülerle ilgili itiraflar yapmalıydık bence. Evet, ünlü hepsinin bizden daha. Hepsi bizden daha. Yok abi bizden. Bizden daha. O Cengiz Küçükayvaz'lar. Hayır yanlış anlaşıldı. Hayır yani bunun adını bu konuştuklarımızın toplamını neyse Serdar, tamam. Neyse. Evet arkadaşım. Ne dedim ben adamlara? Yani. Biraz öyle oldu. Cem Yılmaz'la yani bizi kıyasladın resmen. Evet arkadaşlar, bir itiraflar videosundan sonra geldik. videoyu likelarsanız itiraf videoya devam edebiliriz. Kendinize iyi bakın. Gidiniz değil, etmenizi istediğimizi anlarız. Evet, anlarız. Devam edelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.